Ee, konuşuyorduk ortodoksluk etkisi üzerinden mesela Hollanda Ortodoks Kilisesi. İstanbul'u tanıdı. Evet Ukrayna Rusya'dan eee e mektup yazıyorlar. Kril'den açıklama bekliyorlar. Diyorlar ki Rusya Ortodoks Kiliseler Birliği'ne biz bağlıyız Hollanda olarak ama siz işgal ettiğiniz bu konudaki açık tavrınızı belirleyin. O da diyor ki biz Rusya'nın yanındayız. Rusya haklıdır. O zaman biz de diyor Fener Rum Patrikanesi'nin bünyesine giriyoruz. Nasıl gelişmeler? Geçen haftadan hayli haklı çıktığınız noktalar var. Ortodoks meselesini e, konuşmamız lazım. Herkesin bir ortodoks politikası var. Ortodoksluğun merkezi biziz. Ama bizim bir ortodoksluk açıklanmış hı. politikamız yok. Dünyanın meselesini Antalya'da diplomasi formunda e, çözmeye Onu çalışıyoruz. Da ama yani kendi e, sorunumuzu hı hı. işte burada bir takım sorunlar yaşıyoruz. Hala biz patrikanelerin misyonu ile dinin misyonu ve bunların devlet yapısı içindeki hiyerarşisini tespit edebilmiş değiliz. Garibanlar bizim yüzümüzden bizim yüzü Müslümanların yüzünden onlar da bir şey yapamıyorlar. Hı. Ama niye? niye? Çünkü Müslüm onlara bir hak verirseniz onu Müslümanlara vermezseniz bunu topluma kabul ettiremezsiniz. Hı hı. E bize de bu hakkı vermek istemiyorlar. O zaman e, Ortodoksluk ha bu da Batının işine yarıyor. Böylece Ortodokslar, e, Protestanların ve Katoliklerin elinde Hı. oyuncak oluyor. Oyuncak oluyor. Evet. Yani yazık değil mi? Yani son kaç yıldır böyle mi? Yazık değil mi bu? Sonra da işte niye Türkiye'de kaymakamlığa muhatap olan bir Ortodoks kilisesi Hı. olsun giderim diyor, devlete muhatap olan. Rusya'ya bağlanırım diyor. Kudüs'e giderim diyor. Bakın bunlar bizim yanlışlarımız, bizim sorunlarımız. Ve dünyaya da bunu anlatmıyoruz. Dünya bizim bu konuda etkin olmamızı zaten istemiyor. İstemez de Hiçbir anlatmıyoruz. Yine Yunanistan istedi. Anlatmıyoruz. Yani... yani bizim ortodokslukla ilgili bir politikamız. Hiç olmazsa ortodokslar... Ortodoksları arkamıza alırız. Yani. Bulundukları ülkelerde Fransa'ya, Vatikan'a, İngiltere'ye, Amerika'ya kendilerini mecbur hissetmezler. Yani bir heybelada, papaz okulu meselesini milli mesele haline getiriyoruz. E olacağı bu sonuçta. Yani tabi milli bir mesele olması üzerinden Yunanistan'dan bize orada yetişmiş papaz geleceğini, burada Fener Rum Ortodoks kiliselerinde, eğitiminde niye ilahiyatları yok bunların? Kendi Bizontoloji enstitüleri yok. Niye Tarih koç Vakfı çalışıyordu onun üzerine Bizantini? Niye bakın işte koç çalışırsa, hmm. Soros çalışırsa yani o size bize hizmet etsin demiyorum. Ben gerçeği, gerçek herkes için en iyi olandır. Ve dünyada tek bir medeniyet vardır ki o kendine karşı başkalarının haklarını da Garanti eder. E, o biziz. O, o bizim olmamız gerekir. Yani. Biziz diye hiç de övünmeyelim. Hiç şöyle. de öyle değiliz. Ya biz bizdik. O işte biraz rusya Kori meselesine yani. geldiğinizde göreceksiniz. Bunlar bizdense ben bizden değilim demişti Rachel Kore. Ben diyorum. Siyonist İsrail rejimi. Ben ben diyorum ben. Şimdi ama e, hani salt ortodoksluk adına değil. Biz, bir şeyi? Biz teamüllerle yürütüyoruz, hayli uzun zamandır. Tiamil de değil. Yani işte rüzgar nereden eserse aman Amerika ne diyor, İngiltere ne diyor, Avrupa ne diyor, NATO ne diyor? NATO darbe yapar sesiniz çıkmaz. Buradaki çocukları elinize geçirdiklerinizi içeri atar, yargılarsınız, hesap sorarsınız. Yani kuklacıyla oyalanırsınız. Kuklacı orada durur. Şimdi mesela Türkiye Yahudi toplumu her Herzog Sıra Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde geldiğinde ve e, ayin yaptıklarında kendi içerisinde de bir tartışma yaşadı. Biz siyasi bir oluşum değiliz. Ne işimiz var? o Yani Cumhurbaşkanı'nın çevresinde sonuçta biz Türkiye devletinin e, kanun ve hükümleri altında kendi varlığını kabul etmiş bir cemaat topluluğuyuz. Hani siyasi içerikli çalışmalara girmeli miyiz diye bir tartışma oluştu. Onların içinde bile takip ettik biz bunu. Şimdi yani her yerde bu tartışma olacak. Olmaya da devam ediyor. Şimdi siz ortaokul üzerinden bunu söylüyorsunuz da biz kendi cemaatlerimizin oluşum ve yapılarında Aynı sorun ya hepimizde var. Yani. Peki niye çözmüyorsunuz? E siz demiyor musunuz? Bizim mahalledeki ağır abiler demiyor mu? STK'lar, cemaatler artık mevcut hani iktidarın arka bahçesi gibi. Kendi varlıklarını i̇şte Olmuyor, işte olmuyor, olmuyor. Olması gereken umuyor, o değil. Değil. Işte Daha çok uyarıcı, hatırlatıcı. Yaptığımızı da yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz. Yani Maalesef durum bu. Anladım. Yani. Onu geçelim.